Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etiniz olmasa da kıymadan nasıl kolay İskender yapılır onu göstereceğim. Şimdiden kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kıymadan yaptığımız dönerin içine 500 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, suyunu sıkmayı unutmayın, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyoruz. Tüm malzemeleri homojen olacak şekilde yaklaşık 10 dakika yoğuruyoruz. Kıymadan yaptığımız dönerimizi streç film bir rulo haline getiriyoruz. Dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. En az bir gün buzlukla bekletmeyi unutmayın. Yapacağımız sosun içine 1,5 yemek kaşığı salça, 1 diş sarımsak, yarım domates rendesi, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve en son olarak ise 1 su bardağı sıcak suyu ilave ediyoruz. Sıcak su hariç tüm malzemelerimizi yaklaşık 5 dakika kavuruyoruz. 5 dakika kavurduktan sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ve bu şekilde de göz göz olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yapacağımız tırnak pide için 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 çay kaşığı tuz, alabildiği kadar un ekleyip homojen olacak şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzu güneşte veya sıcak bir ortamda yaklaşık 2 saat mayalandırıyoruz. Mayalanan hamurumuzu toparlayıp 4 eşit parçaya ayırıyoruz. 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra 15 dakika daha mayalandırıyoruz.
Kırmızı hamura tırnak pide görüntüsünü veriyoruz. Tırnak pidelerin üzerine yoğurt ve su karışımını sürüyoruz. Buzlukta beklettiğimiz dönerimizi olabildiğince ince kesiyoruz. Ben buna baz beklettiğim için çok ince kesemedim. Siz mutlaka bir gün beklettikten sonra kesin. Dilimizi küçük eşit parçalara ayırıyoruz. Yağda dönerlerimizi kızartıyoruz. Tırnak pidelerin üzerine sosumuzdan ekliyoruz. Eklediğimiz bu sos pidelerimizin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ardından kıymadan yaptığımız dönerimizi de pidelerimizin üzerine ekliyoruz. Dönerlerin üzerine de tekrardan sosumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdu ister dönerin üzerine, isterseniz de tabağın kenarında servis edebilirsiniz. Köz biber ve domatesi de yanına ilave etmeyi unutmayın. Tereyağından bolca dökelim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.